Karnaz Kültür Sohbetleri'yle daha karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Cevriye Işlak. Gökyüz. Evet, işinizi de bu esnada onore edelim. Cevriye Hanım, siz Çinli sanatçısınız. Çin'in tarihi nedir? Türklerde 9. yüzyıla kadar dayanıyor Karahanlılara. Ama Osmanlı devrinde çok büyük Çinli sanatçılara çok işte motifler gelişti. Lale Devri Osmanlı döneminde yaşamış. Osmanlı'nın çöküşüyle Çin'de de belli renkler, belli desenler kaybolmuş. İznik anavatanı denir, Kütahya anavatanı denir. Bana göre her ikisidir de. Türklerde bu şekilde tarihi. Biliyorum ki Çin'i işlenmiş birçok camimiz var, külliyemiz var, değişik motifler var. Bir de bildiğim kadarıyla bu çok sırlı bir iş. Evet, yani gizemli bir iş. Evet. Pek ustası çırağına detayları öğretmiyor sanırım. Siz nasıl tanıştınız Çin'i ile? Ben oldum olası el sanatlarına düşkün bir çocuktum küçüklüğümden beri. Ama bu böyle iğne, oyası, nakış, dikiş tarzı değil de bu tarzda. Çin'i bile isteye yazdım. 2 yıllık bir okuldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çin'i işlemeciliği mezunuyum. Üzerini okusam çok daha iyiydi ama 2 yılda kaldım ben. Kütahya'da kalmak istedim. Ona o yıllarda ailem izin vermedi. 2000 yılında mezun oldum. Derken Denizli'ye dönünce de Çin'i bitti benim için. Ama kafamda hiç bitmedi. Evlendikten sonra sağ olsun eşim Baran işini yapsana işte kendi işini yapsana. O senin için altın bilezik. Elinde çok kıymetli bir mesleğin var. Niye yapmıyorsun? Sürekli o destek oldu. Ama biz gene de işte maaşlı çalışalım, evlendik vesairelerle birkaç yılı geçirdik. Çocuklar peş peşe oldu. İki kızım var. İkinci kızımdan sonra ben işten ayrıldım. Bir 5,5 yıl çocuklarımı büyüttüm. Yeniden çalışayım dediğimde de artık tekstilde çalışmak istemiyorum. Birilerinin yanında işte bu tarz işler yapmak istemiyorum. Ben bir şey yapmak istiyorum. Eşim tekrar dedi ki kendi işini yap. Derken ne yaparım, nasıl yaparım araştırdım. Koskev'in hibesinden faydalandım. Girişimcilik eğitimine katıldım. Sertifikamı aldım. Dükkan buldum. İşlemleri bitirdim ve 1 sene oldu atölyemi kuralı. Aynen 1 yıldır Denizli Çin Atölyesi. Peki öğrencileriniz var mı? Halk eğitim bünyesinde kurs veriyorum. O şekilde öğrencilerim var. Yoksa atölyenizde öğrencileriniz yok. Yok yani onlar benim atölyeme geliyorlar. Halk eğitime siz yer gösteriyorsunuz. Madem yerin var burada verebilirsin dediler. Ben de orada veriyorum. Güzel oluyor. Fırınım da atölyemin içerisinde çünkü. Her şeyi, her aşamasını görebiliyorlar orada. Evet. Şimdi siz bu sırlarınızı öğrencilerinize veriyor musunuz? Ya veriyorum çünkü öğretiyorum. Bir de gerçekten artık bu sır Çin'e en son parlaklığını veren madde eskiden işte Osmanlı döneminde gerçekten sırmış. Fakat insanlar artık bunu şu an formülünü biliyorlar. Bir sürü Çin'i işte ham maddesi üreten firmalar var. Biz oralardan hazır alıyoruz. Gereken ölçülerde karıştırıp. Ha, sır olan kısmı şu ki pratiklik isteyen bir şey. Evet işte şundan şu kadar bundan bu kadar koyacaksın karıştıracaksın sırrı hazırlıyorsun. Bu söyleniyor. Ama bir böyle el kararı, göz kararı, o zaman içinde oluşan bir şey, o kısmını artık yaptıkça olacak. Şimdi genelde Çin'de kullanılan renk mavi ve tonları. Aynen. Ana renkler turkuaz, kobalt ve kırmızı. Evet. Bu renklerin kullanılmasının bir nedeni var mı? Daha kolay mı elde edildiği için yoksa Türk geleneğinin... Toprak sonuçta. Hani Kütahya bölgesinin toprağı ve İznik bölgesinin toprağının özellikleri farklı. Dolayısıyla renklerin çıkışları da farklı. Fırından çıkışları. Evet. Hani İznik turkuazı diye bir renk var. O Kütahya turkuazıyla birebir örtüşmez. Evet. Ama ham madde toprak olduğu için sınırlı diyeceğim fakat artık değil her türlü renk var. Ton ton üretebiliyorlar artık. Artık renk sınırlaması kalmadı diyorsunuz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla hep mavi, kırmızı, turkuaz renkleri hakimdir Çin'e. Peki sizden şöyle basitçe bir Çin'i nasıl yapılır? Aynen küçücük. Görebilir miyiz? Bu baktığınızda astarlı bir ne diyeyim size alça gibi bir malzeme. Aslında Çin'i bisküvisi bu ham haline bunu bisküvi deniyor. Deseni eskiz kağıdın üzerine boncuk iğnesiyle çizdiğiniz deseni deliyorsunuz. Evet. Tek tek deliniyor. Daha sonra da ince kömür tozuyla desen objenin üzerine aktarılacak. Şu şekilde. İğne deliklerinden desen aşağıya geçecek. Bir tür baskı.
Aynen. Bu da böyle küçük objelerde hani kalemle direkt üzerine de çizebilirsiniz, sonra boyarsınız. Ama mesela bu tarzda geometrik birebir birbirini tutması gereken desenlerde delmek kesinlikle en doğrusu. Bu şekilde desen buraya çıktı. Şöyle göstereyim. İlk işleme tahrir deniyor. Tahrir. Renkli çalışacaksanız tahririni siyah yapıyorsunuz. Sadece mavi renk boyayacaksanız o zaman da mavi tahrir yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu esnada tahrir neden oluşuyor? Neden derken? Yani içeriğindeki madde nedir? Siyah boya, daha doğrusu tahririn boyası, içeriği boyadığınız zaman boyaların dışarıya akmamasını sağlıyor. Şimdi mesela yaprağın içerisini yeşil boyayacağız ya, kenarına tahrir yapmadan boyasak biz onu, yeşilin akma ihtimali var fırında. Bunlar ortalama 925-950 derece gibi pişiyorlar. Fırın içerisinde de boyaların kimyası değişiyor. Mesela şu koyu lacivert gördüğünüz renk ilk boyarken lila rengi şeklinde, göstereceğim onu da. Boyalar su bazlı. Suyla karıştırılıyor. Onda da sıkıntı yok. Şimdi ben bunun hepsini tamamlamasını da beklemeyeyim. Kısaca bir de boya göstereyim. Şöyle. Bu boya fırçaları adına dımdık fırçası diyorlar. Dımdık. Orijinali şu şekilde. Bunu siz kendiniz istediğiniz ölçüde kesip ucundan işte bir miktar bırakıyorsunuz. Eşek kılı ya da at kılı. Bu fırçaların kıllarının evet imal edilişi. Daha mı iyi tutuyor boyaları bu kıllar? Sanırım bir de yıpranmıyor. Yani bu fırçaların ucu çizdikçe körelip gidiyor. Bu benim 2000 yılından kalan okul zamanından fırçam. Hiçbir şey olmadı, duruyor. Bu size bahsettiğim kobalt renk. Bu şekilde lila rengi. Ama fırından şuradaki gibi koyu lacivert çıkacak. Deseninizde eğer kobalt kullanacaksanız önce boyamaya oradan başlanıyor, kobalttan. Boyalarında belli bir sırası var çünkü. Koyudan açığa doğru mu gidiyoruz? Değil, kobalt çok baskın bir renk. Hatta özellikle taşırdım ki şeyi göstereyim size. Taştığı yerde lekesi kalıyor. Normalde buraya yeşil yapacağız. Ama ben bu kobaltı buradan silmezsem taşanını, orada yeşili bastırıp altına o kobalt olarak görünecek. Ortadaki deseni değmeden kenarlarından geçip boyamayı tamamlıyoruz. Peki bu desenler hep kullanıla gelen desenler mi, özgün desenler de Özgün artı klasik. Yani ben kendi kursiyerlerim içinde gelen de zaten kursiyerler bayanlar ve kendi evlerine göre işte eşyalar yapmak istiyorlar. Bunun gibi. bu Dolayısıyla şekilde ben çok fırına kısıtlamıyorum. veriyoruz bu işlemleri Aynen, yaptık. sırlıyoruz, fırınlıyoruz. Takriben 24 saat kadar kalıyor fırında, soğuma süresi dahil. Fırın 900'lü derecelerde dediniz. Sonra bunu içine atıyoruz 900 dereceyi. Sonra Sırlayıp fırına koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bir
8 saat kadar sürede pişiriyor o dereceye, işte 900'lere o kadar süre sonunda ulaşıyor. Sonrasında da hadi bu pişti açıyoruz diyemiyorsunuz. Kendi kendine soğuması lazım. O bekleme süresi de işte nereden baksanız 10 saati geçiyor. Sonrasında 200'lere düştükten sonra açabiliyorsunuz kapağı. Açıyorsunuz, herhangi bir işlem yapmıyorsunuz artık. Yok, ondan sonra, sonra direkt şu şekilde parlatma, hepsini şu bu gibi. Evet. Şimdi bu çineyi basitten zora doğru gittik. Siz farklı ne tür çalışmalar yapıyorsunuz, böyle tabak, şey harici, ne diyeyim, kase gibi? Ya aslında şey, şu an piyasada ne varsa, hani kaftan, işte bu tarz kapaklı kutular, takılar, vazolar, yani her şeyi çalışabiliyoruz. Büyük parçalarda şayet sipariş olursa, atıyorum size birisi geldi dedi ki 60 santim vazo istiyorum. Öyle bir şey, hani yapayım da vitrinde dursun satılır diyemem. Öylelerinde özel. Şimdi şu az önce dediniz bisküvisi dediniz. Çin'i bisküvisi. Onu kendiniz mi imal ediyorsunuz, hayır, yoksa hazır mı alıp geliyor? Veriyorum. Çünkü bunların hepsinin ayrı ayrı kalıplarının olması lazım. Kimi çarkta işleniyor, kimisinin işte tornada işleniyor. Farklı ve hepsinin, ben kendim kalıbını almaya kalksam, benim küçücük bir atölyem var. Onun en az 3 misli kadar yerimin olması lazım. Artı bu şekilde daha uyguna geliyor. Hani kendim imal etmeye kalksam sanırım maliyetim artar. Pahalılaşacak ürününüz. Benim sormak istediğim bir başka konu daha var. Şimdi mesela size gelip de binanın dışını böyle şey yapalım, çini yapalım diyen oluyor mu? Yani var ya çinili binara falan bir gibi. Bir senenin içerisinde iki tane öyle talep geldi. Yaptınız mı peki böyle büyük çalışmalar? Henüz yapmadım. O talep geldi ama uzlaşamadınız. Evet. Maliyeti çok. Hayır, şey sürede biz yani, ha bir de o var, onu söyleyeyim. İnsanlar küçük işlerde de mesela, oğlumun sünneti var 100 tane şu minik kaftanlardan yaptıracağım. Bunu söylüyorlar 3 gün önce. Mümkün değil, yetişmez. Çünkü benim onu işleme sürem var, fırınlanma süresi var. Hani bunların hepsi birer aşama ve bende 100 adet kaftan bulunmuyor. Ben 3'er 5'er getiriyorum. Dolayısıyla o 100 adedi zaten bir önce temin etmem lazım, işlemem lazım, fırınlamam lazım. O büyük siparişlerle de aynı şekilde oldu. 2 haftanın içerisinde dediler, mümkün değil. Tabii. Yani yaparım deyip de rezil olmanın alemi yok. Satında zaman gibi bir sorunu var. Evet, aynen. Yani çünkü basit bir işlem yapmıyorsunuz, koskoca bir bina falan, evet, gibi. Bir başka şey daha soracağım ben. Camilerde çok bunun örneğini görüyoruz. Bunlar fabrikasyon mu yoksa tamamen böyle el işçiliği olarak yapılan? Eski camilerin tamamı el işi. Rüstem Paşa olsun, Ulu Cami'deki çiniler olsun, tamamı el işi ama şu anda yapılanların hepsi baskı. Eski el işi desenlerin aynından baskı yapıp çoğaltarak. Yani bildiğimiz seramik gibi oluyor. Evet. Fayans gibi. Aynen. Onlar. Fayans da, bu işlemeli fayanslarla bu teknikler kullanılıyor sanırım. Yani bu elinizle yaptığınız, hı-hı, şey tamamen makineyle yapılıyor gibi bir, aynen, işlem ortaya çıkıyor. Şimdi yaptınız orada, bunu tamamlayacağız, fırına sokacağız, hı-hı, çinimizi elde edeceğiz. Sonrasında satışa sunacağız. Aynen. İşte Türkiye'deki en büyük soruna geldik. Alıcı var mı? Çok yok. Yani şu an zaten Denizli'de henüz bilmeyen çok insan da var. Benim öyle büyük bütçelerim yok, işte ne bileyim afaki reklamlar yapamadım. İnsanlar geçerken görüyorlar ya da bu tarz işte bir sohbet esnasında duyuluyor. Sizin gibi bir programa katılırsam, aa öyle miymiş deniliyor. İnsanlara şu an o şekilde ulaşabiliyorum. Bir de dediğim gibi kursun faydası var. Hani bilenler bilmeyenlere öğretiyor gibi oluyor biraz. Yani çünkü bu sanat, bu el sanatı bizim geçmişimiz. Aynen. Bu geçmiş, bu işlemelerin içerisinde bir şekilde duruyor. Ve onun gelecek kuşaklara aktarılması sorunu var. Sizin kursiyerleriniz kaç yaş grubu? Şu an mevcuttaki 12 kişi 23 ile 66 yaş arası. Genelde emekli bayanlar tercih ediyor. Evet. Ama bunun yanında gençlerden de artık rağbet eden var. Var yani. Evet, gençler tarafından da rağbet görmeye başladı. Bu başlarız. Çok güzel ama sevindirici bir durum. Aynen. Çünkü emekli sanatı değil. O tarafından baktığımızda biraz da, yani şöyle diyeyim, desenler bildiğimiz klasik desenler. Hı-hı. Ama o desenlerin dışına
çıkmak tabii gibi bir derdiniz oluyor mu? Burada hiç gördüklerimizin dışında... Yani, benim mesela senenin en başında bir kursiyerim vardı. 4 yaşında kız yeğenim var. Şirinleri çok seviyor. Şirine yapmak istiyorum. Bu şekilde bir karonun üzerine ona şirine yaptık. Yaptı, boyadı. Sıkıntı yok, yapabilir. Ama tabii kursun müfredatı gereği benim klasikleri öğretmem gerekiyor. Aşama aşama belli şeyleri öğretmem gerekiyor. Fakat dediğim gibi istedikleri şekilde dışına da çıkabilir. Peki okullardan falan talep geliyor mu böyle? Bizim öğrencilerimize de gelin gösterin, bu sanat tanınsın gibisinden size gelip yani bizim programımız gibi gidip öğrencilere sunum yapabiliyor musunuz? Hayır, onu hiç yapamadım. Aslında sunum yapabilmeyi çok istiyorum. Mesela özel kolejlerden birinden bir öğretmen tarafından söylendi. Dedim ki kabul edecekler. Yani isterse sizin çocuklarınız, ben bunu seve seve yaparım. Ama birkaç tane alternatif sunulmuş. Çocuklar takıyı seçmişler. Hani o şekilde bana teklif gelse ben seve seve koşa koşa giderim. Öğrensinler isterim. Belki aralarından birkaç kişi devam etmek ister. Bunu işte geleneksel el sanatlarını okur. Daha iyi yerlere gelir. Çok güzel Çin sanatçılarına ihtiyacı var bu ülkenin. Çünkü şu anda siz artık alaylı değil, okullusunuz. Bu işin okulundan eğitimini gördünüz, ortaya koydunuz. Alaylı çalışanlar var mı öyle bildiğiniz? Var, Kütahya'da. Yani zaten hani toprağında doğmuş, büyümüş. Hani belki suyundan geçti, bilmem. Gerçekten çok yetenekli insanlar var Kütahya'da. Ama isim yapmış kişiler de, mesela bunlardan bir tanesi Mehmet Gürsoy'dur. UNESCO tarafından yaşayan insan efsanesi ödülünü aldı. Bir tanesi Mehmet Koçer'dir. Bir firmanın baş desinatörü ve onun da bir sürü birincilikleri var belli yarışmalarda. Şu an jüri üyeliği yapıyor. Yani isim yapmış çok insan var. Mektepli. Fakat alaylılar da var. Peki siz bir yarışmaya katıldınız mı? Böyle bir yarışmaya katıldınız Hayır. mı? O cesareti bulamadınız mı? Cesaret değil de yani şu geçtiğimiz mezuniyetten bu yana 14 senenin içerisinde hiç yapmadım. Malzemem de yoktu. Burada fırın da yoktu. Bir yıldır yapıyorum. Onda da işte 3-5 parça yapayım da atölyenin içini doldurayım. Çok boş çünkü. Vitrini donatayım, duvarları donatayım. Sonra da kurs başladı. Şu anda kursiyerlerleyim. Öyle bir şeye maalesef katılamadım. Aklımda istiyorum ama gerçekleştiremedim. Ama bu sanatın da onore edilmesi gerekiyor. Evet. Ödüllerle taşlandırılması gerekiyor ki siz bir adım öteye gidebilin. Aynen öyle. Daha cesur olun, daha rahat olun. Denizde daha tanınır olun, ülke çapında daha tanınır olun. İnşallah. Umarım her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Bugünkü programımızın konuğu Cevriye Hanım'dı. Cevriye Hanım'dan Çin'i öğrendik. Çin'in tarihiyle ilgili konuları öğrendik. Çin'i de yapmayı öğreniyoruz. Merak eden arkadaşlara Cevriye Hanım yardımcı olacaktır muhakkak. Kurslarına katılabilirler. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.